ile kurt birlikte yaşıyorlardı. Tilki kurt ne dese onu yapmak zorundaydı ve bu durumdan hiç memnun değildi. Ondan kurtulmayı kafasına koydu. Günlerden bir gün tilki ile kurt birlikte ormana gittiler. Kurt, "Tilki kardeş, çok acıktım. Haydi bana yiyecek bir şeyler bul. Yoksa seni yerim." dedi. Tilki, "Yakınlarda bir çiftlik var. Gel oradaki bir çift kuzuyu alalım." dedi. Birlikte çiftliğe gittiler. Tilki, kurt için bir kuzu çaldı ve kurda getirdi. Önüne kuzu gelen kurt onu bir güzel yedi. Ama doymadı. Diğerini de yemek için bu sefer kendisi çiftliğe girdi. Ama bu işte tilki kadar becerikli değildi. Anne koyun yavrusunu alacaklarını anladı ve bağırmaya başladı. Bunu duyan çiftçiler kurdu yakaladılar ve öyle bir dövdüler ki. Kurt kaçarak tilkinin yanına gitti ve ona söylenmeye başladı. "Senin yüzünden başıma neler geldi. Çiftçiler beni eşek sudan gelinceye kadar dövdü." Tilki, "Sen de ne açmışsın arkadaş," dedi. Ertesi gün birlikte tarlaya gittiler. Kurt yine, "Tilki kardeş, çok acıktım. Haydi bana yiyecek bir şeyler bul. Yoksa seni yerim." "Buralarda bir çiftlik biliyorum. Her akşam taze ekmek yapıyorlar. Gidip biraz çalabiliriz," dedi tilki. Çiftliğe vardılar ve tilki mutfağa girmenin bir yolunu buldu. Oradan 5 tane ekmek çaldı. Ekmekleri kurda veren tilki kendi yoluna koyuldu. Kurt bütün ekmekleri bir güzel yedi ama hala açtı. Mutfağa gidip birkaç tane daha almak istedi ama yine beceremedi. Tepsileri yere düşürdü. Bunu duyan çiftçiler kurdu öyle bir dövdüler ki kurt acı çeke çeke tilkinin yanına geri döndü. Yine tilkiye söylenmeye başladı. "Başıma ne işler açtın? Beni yakalayıp öyle bir dövdüler ki 2 bacağım da tutmuyor." "Senin de amma karnın doymazmış ya." Ertesi gün yine dışarıdaydılar. Bacakları tutmayan kurt yine, "Tilki kardeş, ben çok acıktım. Haydi bana yiyecek bir şeyler bul. Yoksa seni yerim," dedi. Tilki, "Buralarda birini biliyorum. Evininkilerindeki fıçılar etlerle dolu. Bu sefer beraber gidelim. Sen bana yardım et." Tilki bunu kabul etti. Kilerin yolunu tuttular. Duvarındaki bir delikten içeri girdiler. Orada gerçekten fıçılar dolusu et vardı. Kurt hemen etleri yemeye başladı ama acele etmiyordu. Ne de olsa hepsini yiyecek kadar bolca vakti var diye düşündü. Tilki de bir yandan etleri yemeye başladı ama gözü sürekli içeri girdikleri delikteydi. Arada bir delikten girip çıkıyordu. "Acaba bu delikten geri çıkabilecek miyiz?" diye düşünüyordu. Kurt, "Tilki kardeş, neden sürekli dışarı çıkıp geri geliyorsun?" diye sordu. Tilki, "Dışarıda kimse var mı diye bakınıyorum," dedi kurnazlıkla. "Sen yine de çok yeme," diye uyardı kurdu. Kurt ise, "Ben bütün fıçıları bitirmeden buradan gitmem," dedi. Sürekli içeri girip çıkan tilkinin gürültüsünü duyan çiftçi kilere indi. Tilki bir anda kendisini delikten dışarı attı. Kurt da delikten dışarı çıkmak istedi. Ama o kadar yemişti ki karnı delikten geçmedi. Orada sıkışıp kaldı. Onu yakalayan çiftçi ensesinden tuttuğu gibi onu bir odaya kapattı. Kapısını kilitledi. Tilki ise karnı ve gözü doymaz bu kurttan sonunda kurtulmuştu ve sevinçle ormana geri döndü. Bir zamanlar birbirini çok seven 2 kardeş vardı. Biri erkek, biri kız. Anneleri bir hastalıktan dolayı ölmüştü. Ve artık bir üvey anneleri vardı. Bu üvey anne çocuklara hiç iyi davranmıyordu. Günlerden bir gün 2 kardeş sokaktaki diğer çocuklarla evlerinin önünde oyun oynuyordu. Oyun oynadıkları çimenlikte ilerideki şotaya kadar uzanan büyük bir havuz vardı. Çocuklar hep birlikte bu büyük havuzun etrafında dönerek kelime oyunu oynuyorlardı. "Sana kuşumu vereyim.
ki bana saman toplasın. Samanı ineğe vereyim ki bana süt versin. Sütü fırıncıya vereyim ki bana pasta yapsın. Pastayı kediye vereyim ki bana fare yakalasın. Fareyi tavana asayım ki bana zarar vermesin. Çocuklar bu oyunu oynarken havuzun etrafında çember oluşturuyorlar. Neşeli neşeli birbirlerini kovalıyorlardı. Pencereden kardeşleri gören üvey anne öfkelendi ve onları lanetledi. Oğlanı balığa, kızı da kuzuya çevirdi. Balığa dönüşen oğlan havuzun içinde yüzmeye başladı. Kuzuya dönüşen kız ise çayıra doğru kaçtı. İkisi de o kadar üzülmüşlerdi ki yemeden içmeden kesildiler. Uzun bir süre biri balık, biri kuzu olarak yaşadı. Günlerden bir gün şatoya yabancı misafirler geldi. Bunu fırsat bilen üvey anne aşçıyı yanına çağırdı. "Git çayırlıktan kuzuyu al ve kes," dedi. Kuzuyu yakalayıp mutfağa getiren aşçı bıçağını bilemeye başladı. Kuzudan ise hiç ses çıkmıyordu. Birden yağmur borusunun önünde biriken suda yüzen balık mutfağa doğru yüzerek kafasını kaldırdı. Bu balık oğlan kardeşten başkası değildi. Kuzuyu mutfağa götürürken aşçıyı o da görmüştü. Onu gören kuzu şöyle dedi. "Ah benim sudaki kardeşim, ne kadar zor benim işim. Aşçı bıçağını bileyecek ve de yüreğimi deşecek." Küçük balık cevap verdi. "Ah benim karadaki kardeşim, seni ne kadar özlemişim. Ne kadar zor senin işin." Aşçı kuzunun konuştuğunu gördü ve çok korktu. Onun gerçek bir kuzu olmadığını düşünüp evdeki kötü kalpli üvey anne tarafından lanetlendiğini anladı. Kuzuya onu kesmeyeceğini söyledi. Başka bir hayvan keserek misafirlere servis etti. Kuzuyu yakınlardaki iyi kalpli bir köylü kadına verip duyduklarını anlattı. Bu iyi kalpli köylü kadın aslında kızın süt annesiydi. Duyduklarından etkilenen köylü kadın durumu ermiş bir kadına anlattı. Ermiş kadın bir dua okudu. İki kardeş tekrar insana dönüştü. Çocuklar büyük bir ormanın derinliklerinde küçük bir kulübeye yerleştiler. Orada hayatları boyunca birlikte sağlıklı ve mutlu yaşadılar. Thank you.